Kısa bir Marmaris turuna var mısınız? Hazır yaz geliyor. Nerelere gidebilirsiniz? İşte bu videoda Marmaris'in incilerini göstereceğim. Akyaka ile başlıyoruz. Akyaka'ya giderken sizi böyle güzel bir manzara karşılar. Burası Gökova Körfezi ve Akyaka'da Gökova Körfezi'nin doğu ucundaki bir mahalle. Aslında Akyaka Marmaris'e bağlı değil, Ula ilçesinde ama Marmaris'e çok yakın. O yüzden ben bile eskiden Marmaris'in bir mahallesi olduğunu düşünürdüm Akyaka'nın. Akyaka, kafa dinlemek için ideal bir yer. Özellikle mimarisi çok güzel, tek tip evler. Gördüğünüz gibi bitişik nizam yok, ahşap süslemeler, ödül almış bir mimarisi var ve Akyaka'nın sahillerindeyiz. Aylardan Nisan olduğu için tabii bomboş. Sabahın erken saatleriydi. Doğal olarak kimse yoktu. Hafta içiydi. Akyaka tam kafa dinlemelik bir yer. Duayla baş başa olabileceğiniz, aynı zamanda denize girebileceğiniz çok sevimli bir yerdir Akyaka. Ve burası da Azmak Nehri için turlar düzenleyen teknelerin kalktığı yer. Azmak Nehri, Akyaka'da önemli bir ziyaret alanıdır. Suyu buz gibidir. Burada kadınlar çamaşır yıkarmış. O yüzden kadın azmağı diye de bilinir. Azmak Nehri. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. Azmak Nehri'nin kenarında böyle güzel kafeler, lokantalar falan var. Yürüyüş yolları var. Ve işte tekne gezintisinden görünüm. Buraya kadar gelmişken tekne gezintisi yapmamak olmaz. Evet, bu da teknedeyken çektiğim fotoğraflardan bir bölüm. Şimdi Akyaka'dan içmelere doğru gidiyoruz. İçmelerde böyle geniş sahilleriyle güzel bir nokta. Daha ziyade lüks oteller var kıyısında. Ama asıl turuncu ben çok beğendim. Bir dağ yolu, içmelerden sonra turuncu geliyor. Bir dağ yolundan bu manzaralar eşliğinde turuncun içine varıyorsunuz. Burası da tam kafa dinlemelik bir yer. Ben çok küçükken babam getirmişti buralara. O zamanlar derme çatma bir restoran olduğunu hatırlıyorum. Başka bir şey yoktu. Sadece tekneyle gidebiliyordunuz. Karayolu yoktu. Şimdi ise Türkiye'nin bence önemli sorunlarından biri olan yapılaşma burayı da bir noktaya kadar esir almış ama
Bence hala Şirin. Güzel bir yer. Yani yaşım 55 olduğu için bu tarz yerleri tatil için daha fazla tercih ederim. Bu manzaraya karşı kahve içmek, günlük gazeteleri okumak benim için tatil anlayışı. Şimdi bir de Selimiye'ye uğrayalım. Yukarıdaki yoldan deminki adanın görüntüsü. Burası da çok sevimli, tam kafa dinlemelik bir yer. Velhasıl ülkemizin her yeri çok güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.